Rufai tarikat. Kimi Rufai diye biliyor, kimi Rufai diye biliyor. Ama tarikat bu. Dünyanın her tarafında çok geniş taraftar kitlesi var Rufai tarikatının. Türkiye'deki, ülkemizdeki temsilcisi ise Galip Kuşçuoğlu. Hoş geldiniz. Hasan Kuşçuoğlu, evet. Evet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim, sohbete öncelikle tabii böyle bir canlı yayına katıldığınızdan dolayı size teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben de teşekkür ederim. Hemen arkasından da şöyle bir soru aklıma geliyor. Ülkemizde son zamanlarda inançtan kaynaklanan veya inanç tartışmalarından kaynaklanan sıkıntılar, problemler yaşıyoruz. Bunların temelinde şeriat diyoruz, tarikat diyoruz. Bunların temelinde ne yatıyor? Acaba içtihat kapıları kapatıldı filan bunlardan mutlaka, mı? Evet. Mutlaka. Şöyle arz edeyim. Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar gelen semavi dinler İslamiyet'tir. İslamiyet doktrindir. Herhangi bir zümreye mahsus bir haslet değil. Yani Hristiyanlık, Musevilik de. Onlar da İslamiyet'tir. Yalnız şöyle, lügat manası eşi şereki nazir olmayan, bir olan Allah'ın iradesine bağlanmaktır İslamiyet. Bağlanmak, tutunmak değil. Kayışı şahsı tabi olmak. Allah'ın iradesi nedir? Hazreti Kur'an Allah kelamıdır. Bütün mükevvenat şu alem Allah'ın iradesidir. Peygamber Efendimiz de Allah'ın iradesidir. Evet. Yani bir beşer olarak, Allah'ın bir kulu olarak eğer İslamiyet şerefine nail olacaksak kevni hakikatlerle iktifa etmeyi, dini hakikatlerle iktifa etmek mecburiyetindeyiz. Kevni hakikatler ki madde alemi, kevn. Mensup olduğu şeye intibak eden, evet, lügat manası anlamına gelen kevni hakikatler. Yalnız böyle maddeyle iktifa etmeyip de, çünkü hiçbir zaman meçhulatla hallolmaz. Evet. Madde hiçbir zaman manayı göstermeye muktedir değildir. Evet. Akılcı, akılcı diyoruz mesela. Akılcı, evet, Allah akılsız bırakmasın. Akılsız insana zaten teklifat yok, insan değil. Rabbim aklımızı korusun. Ama kelni hakikatlerden öte gitmez bu. Yani madde aleminden öte gitmez. Felsefedir bir nevi. Tasavvuf felsefe değil. Evet. Peygamber Efendimiz'e gelen vahiy ilahiler felsefe değil. Akıl mantık ölçüsüne girmez bunlar. İşte yalnız akılla kabul edip de nakili kabul etmeyen felsefeciler dalaletteler uyuruluyor. Evet. Bunlar Allah'ı inkar etmiyor ki. Ama yeterli değil. Tasavvuf bunun için lazımdır. Efendim, evet. Yunus Emre Hazretleri işte dört kitabın manası bir diyor esasında. Tabii, tabii. Çok şimdi dört değil. Kitabın manası La ilahe illallah bilesiniz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. İlla Allah vardır. Evet. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyurlar. La ilahe illallah diyen Müslümandır, senin kardeşindir. Kanı katlı sana haramdır. Hatta bazı hadiseler olmuştur asıl saadette. Yani o Muhammed'in Resulullah. Muhammed'in Resulullah kelimesi yok şimdi burada. Ona gerek yok mu diyorsun? Onu demeye gerek yok. Değil efendim. Evet. Bakın. Şimdi her din İslamiyet'tir dedik ya. Evet. Her semavi din İslamiyet'tir. La ilahe illallah Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza evet. kadar devam, inşallah kıyamete kadar devam edecek. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. İlla Allah vardır. Başka bir kuvvet kudret yok ki. Her şey Allah'ın yedi kudretinde. Bakın bu mükafat dahi Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ilim ve iradesinin tezahürüdür. Bizatihi değil. Bizatihi. Fiil sıfatların tecellisidir. Fiil yap. Şimdi Kur'an okuyoruz. Allah kelamıdır. Kelamı kadimdir. Değişmeyen Allah kelamıdır. Rabbim cümleyi ihsan etsin. Bir de bu alemi okuyacaksın. Yalnız değil o. Çünkü Hazreti Allah öyle buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da arza
kamil insanlar için, akıllı insanlar için nice nice ayetler indirdik. Arza bu, dünya. Nice nice ayetler indirdik. Peki bu nice nice namütenayi, yani evet, çoğulcu. Bunları okumayınca insan hakikaten Allah'ı biliyorum demek iddiasında bulunabilir mi? Sonra kendi hakikatlere kadar okuyan bir insan, İlla ben biliyorum, yalnız fiil-i sıfatları kâfi değil ki, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Evet. Efendim, şimdi Cenab-ı Hakk'ın fiil-i sıfatları vardır. Bütün alem fiiliyatıdır. Bizatihi değil yalnız, evet, izafidir, mecazidir. Bunlar ayrıca izah konusudur. Bütün alem, efendim, Allah'ın fiil-i sıfatlarını tecelli ettirir. Subut-i sıfatlar vardır Cenab-ı Hakk'ın. Şöyle Arapçasını okuyayım. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, tekvin, kelam diye geçer. Evet. Ama onların izahı çok uzun sürer tabii yapmayacak. Bir de zat-i sıfatlar vardır. Zat-i sıfatlar zatına mahsustur. Hiçbir zaman bunun üzerinde münakaşa edilmez, mütalaa edilmez. Evet. Zatidir çünkü. Allah'a mahsustur. Bu da vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetin nil havadis, kıyam bi nefsi, Arapça. Yani Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Evveli neydi Allah'ın, ahiri neydi? Bunlar insanın ölçüce, Ziya Paşa'nın buyurduğu gibi, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira terazi bu kadar sıkıntı çekmez. Evet. İnsanın aklına geldiği bir merhale vardır. Oraya kadar gider. Oradan öte geçti mi, cizmeden yukarı çıkmadı der insan. Şimdi efendim tasavvuf, biliyoruz ki kainat ve insan ilişkisini bir bütünlük içinde kavramaya çalışan bir düşünce sistemi. İncelik efendim, dini inceliği. Evet, evet, evet. Ve yine biliyoruz ki tarikatlar tasavvuf düşünce sisteminin birer parçası, tüm tarikatlar. Biraz evvel Avni Bey açıklarken, evet, rufailik geleneğini, evet, ben hemen diğer tarikatları da aslında aklıma geldi. Tabii. Tarikatların birbirinden ayıran bu durumda nedir? Neden farklı tarikatlar var? Şimdi efendim şöyle, bir kere tarikat nedir, tasavvuf, evet, nedir, ona arz edeyim. Evet. Şeriat. Şimdi şeriat deyince bazıları korkuyorlar. Hatta biz istemiyoruz şeriat ama Müslümanız diyen kişilere de rast geliyoruz. Allah kusurumuzu affetsin yani, tabii kasıt değil bu sözler, bilmediğimizden. Efendim sanıyorum insanlar yobazlığı istemiyoruz anlamında kullanıyorlar. Şimdi ona arz ediyorum, ayıplamıyorum zaten. Evet. Ayıplamıyorum, bilmediğim insan ne olacak? Şimdi Hazreti Allah buyuruyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'da, biz insan peygamberlere bir şeriat, bir de tarikat verdik. Hı. Yol verdik yani. Hı. Tarik yol demektir Arapçada. Kat yolun cem'idir. Efendim. Şeriata gelince nedir şeriat? Şeriat-ı kararı dört esas üzerine lütfedilmiştir. Fetvadır bu söylediklerim. İlmi, fıkıh. Fıkıh ilmi. Namaz nasıl kılır, oruç nasıl tutulur, açı nasıl gidilir, zekat nasıl gidilir. İlmi, evet, fıkıh. İlmi, kelam. Evet. Ahlak, tasavvuf. Şimdi ilmi fıkhın kolları vardır, mezhepler. Evet. İnkar edilmez. Şöyle böyle. Zaten biz buradan kardeşlikleri bozuyoruz. Fıkıhtan, evet. Hayır, inançla şimdi öyle inanmış, öyle Allah'a ibadet ediyor. Allah'ın katında makbul, o da makbul. Niye makbul? Evet. Bakın onlar diyeceğim. Kasti Allah rızası olarak herhangi bir şeye tevessül ederse bir insan, o onun için ibadettir. Allah'ın katında makbuldür. Bu kadar, deryalar kadar sonsuzdur Allah'ın rahmeti. Mesela bir kişi dese ki, ben şu masanın üzerinde yemek yemeyeceğim. Yemediği müddetçe ibadettir ama niye yemek yemiyorsun? Niye kaçıyorsun teknolojiden? Niye kaçıyorsun medeniyetten? Hazreti Allah'ın lütfü sana. Yani ibadettir ama bak Hazreti Allah ne buyuruyor? Habibim, sana helal kıldığımız şeylere nefsine kim haram kıldı? Şimdi tasavvufta, sözümü bitireyim de geçeyim. İlm-i fıkıh, ilm-i kelam, ahlak, tasavvuf. Ahlaksa Peygamber Efendimiz'in, bütün peygamberlerin gelişinin nedeni.
mekarimi, ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor evet. Peygamber Efendimiz. Yani bütün peygamberler ahlak üzere geldiler. Edeb üzere geldiler. Ben bunların tamamlayıcısıyım. Bak ben o başka kimse gelmeyecek. Şimdi şeriatı Muhammedi'den başka. Din İslam'dır. Herkese la ilahe illallah diyelim Müslümandır. İsim de bir şey değiştirmiyor. Şimdi eğer biz bunu zamanında ilan etseydik edeceğiz inşallah. Edecekler evet. Büyüklerimiz. Aradaki husumet kalkacak dünya üzerinden. Bugün İslam hiçbir yerde istenmiyor. Bir zamanlar beri Beni İsrail'in başına gelen bizim başımıza geldi. Evet. Dünyadan onlar sürülüyordu, şimdi bizler sürülmeye başladık. Bunlar, yani acı gerçek bunlar. Bosna Hersek'te. Bosna Hersek'te lan hepsi. Niye? Bu kadar hain mi insanlar? Hayır değil. Kabahat bize yok mu? Hoca rahmetullah suçluyorlar. Hırsız girmiş evine de. Hocam kapıyı iyi kilitleseydin, kilideyi bağlasaydın falan filan. Yani bir sürü problem. Hoca rahmetullah buyuruyor ki, hırsızın hiç mi suçu yok? Hep beni suçluyorsunuz. Evet. Şimdi bir tarikatlara dönebilir miyiz efendim? Neden sayısal olarak? Döneceğim. Şimdi mevzuyu gireyim. Yani tarikat burada mekarimi ahlak. En güzel ahlak. Bu ancak dinle verilir. İslamiyetle verilir. Vahidahiyle gelmiştir. Biz İslam ahlakından uzaklaştığımız için başımıza olmadığı şey geliyor. Ve hem de dini mevzuları nefsaniye dönüştürdük. İki türlü din vardır. İlahi din, nefsani din. Nefsani din putperestliğe götürür insanı. Nefsin ürettiği şey çok caziptir. Yani şöyle, ilahi dinden daha cazip gelir insana. Çünkü ilahi din nefse ağır gelir. Onun için Hazreti Allah buyurmuştur ki, siz nefsinizi bir yere bağlayınız, Allah'tan kaçar. Mutlaka bir yere bağlayınız. Yani Allah'ın tertibine bağlayınız. Başka bir şey de hayat edin, buyurun. Şimdi efendim şöyle mi acaba, herkesin bu anlamda, sözlük anlamında herkesin bir yolu var. Var. Herkesin de bir tarikatı var demektir. Var da şimdi efendim vahşi tarık var, ehli tarık var. Şimdi kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukaha mesela edille-i şeriye uymayan tarikler evet. Vahşidir. Evet. Onlar ehli değildir. Ehli tarik diye metüsüne edilen kişi kitap, sünnet, icma, kıyasa uymuştur. Evet. Niye? Dinin emirlerinin dışında bir şey yoktur. Onun için böyle katılaşma da değil. Sonra sevecen diyorlar bazı ulema, sevecen olalım, sevecen olalım. Sevecen ne olacaksın? Kendi hakikatler ve elde edemezsin ki bunu. Bu ilim yeterli değil ki. Evet. Ancak efendim akli ilim, nakli ilim, nakil lazım. Efendim, ilmi veraset lazım. Dirasette çözemezsin davayı. Maddeden öte gitmez. Felsefeden öte gitmez. Peki ben evet. Bugünkü problemlerimize biraz daha gelerek acaba nerede biz takıldık kaldık? İştahat kapıları kapandı filan bundan dolayı mı? Bundan yaşanan çok güzel buyurdunuz. Allah razı olsun efendim. Bakın 1200 küsur sene evvel imam efendilerimizden zamanından sonra fitne oluyor diye iştahat kapısını kapattılar. Bu leva iştahat kapısını kapattı. En büyük hatayı burada yaptılar zaten. Şimdi hiçbir mevzuda iştahat durmaz. Sanatta iştahat durmaz. Tıpta iştahat durmaz. Adalette iştahat durmaz. Biz şimdi adalette de bazen biliyorsunuz mahkemeler karar alıyor. 10 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı falan. Niye? İştahat durmuş. İleri evet. Gitmemiş. Evet. Bugün 10 bin lira ağır para cezası değil ki. Evet. Mesela hala bilmem efendim bugün nisabı anlatamıyoruz nisabı. Nisabda aciz kalıyoruz. Çok meseleler böyle. İştahat durdurulduğu için. Dünün hasreti çekerek bugün yaşanmaz. Allah gani rahmet eylesin ecdadımıza. Onlar zamanını yaşadılar. Biz mecburuz bugünü yaşamaya. Yarın da biz yaşayamayacak, evlatlarımız yaşayacak. Peki bu çocukları nasıl yetiştireceğiz? Ya nasıl yetiştireceğiz? İşte Hazreti Ali Keremullah ve Efendimiz öyle buyuruyor. Siz evlatlarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil,
Onların yaşayacağı zamana göre yetiştiririz. Şimdi efendim ben yine tarikatlara döneceğim. Tabii, bu konuda içtihatların kapanması konusunda özellikle tarikatlar eğer açık olsaydı, 1925'te tüm tarikat ve zaviyeler kapatıldı. Açık olsaydı bu yönde yol almış olur muyduk? Hayır, tekrar birinci soruma döneyim ben. Neden bu kadar çok tarikat? Zaten şimdi tarik sayısal olarak. Yol olarak mahlukatının nefesinin adedinden de çoktur buyurulur. Herkesin bir tarikatı vardır aslında. Fakat arz ettiğim gibi ehli tarik, vahşi tarik meselesi var. Ben mahkemede de aynı mevzuyu anlattım. Hakimle savcı beni tarikatçısın diye mahkum etmek istedi. Sizin de bir tarikiniz var dedim. Yani burada belki bir şey ayrılmaz bunlar ama söylüyorum anlasınlar. Evet. Nasıl dediler? Siz nereden geldiniz buraya? Evden geldik. Evet işte bir tarik yol üzere geldiniz. Eğer tarikatçısınız sizi de içeri almak lazım. Ha şimdi topluma zarar veriyor mu? Faydalı mı? Bunu araştırın. Şimdi bütün güzellik İslam'a mahsustur. Çirkinlik İslam'a kabul edilmez. Eğer yaptığın hareketler, muameleler topluma zarar veriyor da rencide ediyorsa Allah'ın emri değildir bu. Şimdi, şu andaki ortamı siz nasıl görüyorsunuz? Ortamı, bu vesile, şimdi bu efendim ortamı durumda? Şöyle diyeyim, belki biraz tuhaf olacak. Bugün Türkler İslam'ı bütün İslam devletlerinden daha ileride yaşıyorlar. Ama yeter mi? Hayır değil. Yani Türklerin bugün medeniyete intibakı, teknoloji intibakı, demokrasi intibakı, cumhuriyeti intibakı bu diğer devletlerden kat kat üstün. E şimdi mecburuz biz bugünü yaşamaya. Şimdi bugün en güzel idare tarzı cumhuriyettir. Cumhurun kendi kendini idaresidir. E şimdi cumhuriyet geldi de bize şöyle şöyle yaptı diye cumhuriyeti kötüleyemezsin ki. Sonra cumhuriyetin manevi mimarları diye efendim bir eser vardır yani işlerini çıkardı. E bakalım ona. Şeyh filanca, şeyh filanca, hoca filanca, hoca filanca. Atatürk'ü destekleyip Mustafa Kemal Paşa'yı cumhuriyeti kuran bunlar. Evet. Ben bunu Nokta Dergisi'nde de anlattım senelere. Evet. Efendim, onun için dört türlü idare tarzı vardır. Ben her yerde arz ediyorum bunu. İstibdat, mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet. İstibdat zulm ve muhbete gitmez, insanı perişan eder. İsimle değil de hareketlere bakılarak verilen sıfattır. Şimdi bir idarenin tarzı bakıldığı zaman nedir? Zulm oluyor millete, istibdattır. Bir kişinin söz oluyor, başkasının olmuyor, mutlakiyettir. Meclis var ama önemi yok. Meşrutiyettir. Adı ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Rejim. Ha, millet kendi kendini idare ediyorsa, millet söz sahibi ise bunun ismi cumhuriyettir. İslamiyet de budur. Peki ben İslam inancıyla demokrasi, cumhuriyeti şu ara pek bağdaşmadığı da bağdaşmadığı da hatayı buradan yapıyoruz zaten. Şimdi biz din düşmanlarına da böyle yakınlık koz veriyoruz ellerine. Şimdi onlar diyorlar ki İslam'ı niye kabul etmiyorsunuz? Yaşanmaz bunlar mı? Bunlar medeniyete karşı, teknolojiye karşı, cumhuriyete karşı, demokrasiye karşı. Layıklığa karşı, layıklık evet. Şimdi layıklık deyince yanlış anlaşılmasın. Biz dinsizliğe karşıyız. Evet. Eğer layıklık dinsizliği ise istemiyoruz. Ama değil. Benim dinim layıklık zaten. Evet. Lekum dinikum ve ledin buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Senin dinin senin, benim dinim benim. Bakın Hazreti Resul Ekrem Efendimiz zamanında Yahudi heyeti gelmişti de dediler ki ezan da okundu, ibadeti duracak Müslümanlar. Ya Muhammed dediler, bize de bir yer göster ki biz de kendimize göre ayinimizi yapacağız. Mescid-i Saadet'in, yani caminin bir kısmını onlara tahsis etti. Onlar orada ayinini yaptılar, işte de layıklık mı? Karışma değil mi? Nasıl canım, siz nasıl? Evet. Ha, emri bil maruf, nehyanil münker, anlatalım bunu. Anlatalım ama tatlı tatlı anlatalım. Kişiyi Allah'tan kaçırarak değil. Tabii korkutma esasına dayalı değil mi? Şimdi evet ayet-i kerime var. Habibim bizim azabımızda onları korkut. 6666 ayet hep böyle mi insaf et?
Hep rahmet ayeti. Allah'ın rahmeti gazabımı örtmüştür buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim rahmetim nam fenaidir, gazabımı örtmüştür. Buna fakir şahidim işte, şahit olarak burada oturuyorum. Allah'ın rahmeti o kadar sonsuz ki. Peki efendim, bu demokrasi meselesine tekrar dönelim. Dönelim. Şu anda Türkiye'de işte kimi insanlar deniliyor, biraz önce siz de söylediniz. Bunlarla bir arada yaşanmaz. Gelirler, demokrasi yok olur. Kimsenin fikrini dinlemezler. İşte bu bizden olan Müslümandır, bizden olmayan Müslüman değildir diye bir tasnif de var. O da büyük hata. Ben de fakir ne diyorum, baştan başladım. La ilahe illallah diyen Müslümandır, kanı katlı haramdır, kardeşimdir benim. Hazreti Resulullah Efendimiz'in sözü istersen kabul etme. Eğer namaz kılıyorken gördünüzse Müslüman diye şahitlik ediniz. Gidin mahkemede, bu Müslümandır diye şahitlik ediniz, namaz kılıyor. Şahitlik yüzümdür. Yoksa şahitlik yüzüm etmedi mi? La ilahe illallah diyen benim kardeşimin kanı katlı bana haramdır. Hatta kılıç korkusuna dahi. Evet. Şehadet getirirse de böyle oldu. Ne asıl bir şehadet de oldu. Evet. Kılıç vurdular, katlettiler. Sonra eşittik Hazreti Resulullah Efendimiz. La ilahe illallah dedi. Yine kılıç vurdular ya Resulallah. O ashabın güzide kişilerine 3 ay küsü tuttu. Niçin öldürdünüz la ilahe illallah diyen insanı? Ya Resulallah sana malum değil mi? Bu kılıç korkusu ne oldu? Kalbini açtığınızda baktınız mı? Kalbinden görüyorum ya Resulallah dediler. Görülmezdi. Ne diye ya bu hatayı yapıyorsun? Sen ne biliyorsun Allah'la kulun arasındaki mevzuyu? Peki şimdi efendim herkes Müslüman tayinine kendisini memur hissediyor. Yani sen, o Müslüman ben değilim, sensin ben değilim. Efendim burada la ilahe illallah demek anahtardır. Mesela kızımız İslami şartlar altında tesettür öyle değil. Kafir diyebilir misin? Hayır Müslüman. Hayır Müslüman. Niye? Şimdi insan böyle ferahça kafir olmaz, ferahça Müslüman olmaz. Peki efendim biz nerede yanlış yaptık? Cumhuriyet tarihinde nerede yanlış yaptık da din konusu bu kadar istismar konusu oldu. Hem siyasi anlamda hem sosyal anlamda. Evet, evet. Nerede ne hatayı yaptık? Buna i̇şte biraz hata duyuyorum. Yapmadık. Cumhuriyetle beraber din biraz daha kavileşmiştir. Türkiye'de diyorum, onu arz ediyorum. Ama bugün bunun tartışması yapılıyor. Nasıl kavileşmiştir diyorsun? Şimdi efendim, sağlamlaşmış. Şimdi efendim hurafalar falan öyle oturmuştu ki. İşte demin arz ettim Abdurrahim Arvasi Hazretlerine. Nasıl kapattık değil mi dergahınızı falan diye soruyorlar. Bilginsin Allah şefaatine nail etsin. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Onu siz kapatmadınız. 300 sene evvel biz kapattık diyor. İnkılap devresi var Osmanlı'nın biliyorsunuz. Evet. Kanuni'den başlar. Şimdi kanuni çok severler ama bazı şer'i hükümlere işe getirmiştir. Efendim, iştihat getirmiştir. Çünkü iştihat sanığı var. Getirmiştir ama bunu oturtturamamıştır. Evet. Efendim. Şimdi şeriat deyince hatıra gelen şey kol bilek kesmek, zaniyi gömmek, taşlamak, efendim, rejim etmek, evet. Hat uygulamak. Canım bunlar da var ama bunlar zamana göre zaten asıl saadette de kullanılmamış. Hazreti Ömer Faruk Radiyallahu Efendimiz zamanında hat icap eden kişilere hat uygulanmadı. Dediler ki, ya Emir el-Mü'minin, niçin uygulamıyorsun? Uygularsam karşı tarafa kaçar. Zaman müsait değil. Peki evet. Şimdi, bu iştihadın olmadığının, Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz hayattayken, Allah ayırmasın izinden, Muaz İbni Cefer radıyallahu anh Efendimiz, Bin Cefer, İbni Cefer de denir. Yemen'e tayin olduğunda, vali olarak tayin oldu. Neyle hükmedeceksin ya Muaz diye sordu Hazreti Resulullah Efendimiz. Allah'ın kitabıyla ya Resulallah. Allah'ın kitabını da bulamazsan, Hazreti Resulullah'ın sünnetiyle. Onu da bulamazsan ya Muaz, iştihadımla ya Resulallah demiştir, iştihadımla. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok duygulandılar, Allah'a hamdü sana ettiler. Böyle bir ümmet ihsan ettiği için. Şimdi İçtihat müessesesinin için kapanıyor. Hala 1200 küsur sene evvelki içtihadı kullanıyoruz. Yürütemiyoruz. İnkılap burada zaten. Efendim o mesela bir insan vefat ettiğinde o işte aldım, verdim,
vazgeçti. Onlar devirler filan. Bülük şeyler ya, bu, onlar. Evet, devir şimdi bunlar. Şimdi bunlar sanki bir ritüelmiş gibi yapılıyor. Ama. Hayır, pazarlık konusu, pazardan öteber alışveriş ediyormuş gibi. Böyle bir şey yok. Benim dinimde bunlar, hurafa bunlar. Şimdi, yani o hülleler, bilmem ne. O kadar çok ki, o kadar çok ki. Bakın, geçen Diyanet İşleri'nin 70. kuruluş yıldönümü vardı. Fakir Necaretliydim. Allah razı olsun cümlesinden. Orada Diyanet İşleri Reisi, hasreten fakirde karşısında oturuyordum gözüme bakarak. Çünkü biz bunların karşısındayız, biliyor. 92 tane hurafa ve bid'at var dedi. İnşallah bunları zamanla ya gücü yetmez. Niye? Diyanetin fonksiyonu yok ki. Zavalları. Yani ben merciğine rica ediyorum, duyurmak istiyorum. Diyaneti kursaksınlar. Hiç fonksiyonu yok. Ne anlamda gücü yetmez efendim? Şimdi efendim, fetva verebilir. Ne fazla münakaşaya girebilir. Hatta Zuhru Ahır diye bir namaz vardır. Türkiye'nin başında. Cuma namazı. Ya. Evet. Cuma namazı. Hiç namaz değil. İnsan türleri söylüyor namaz derken. 850 senedir bu millete kıldırdılar. Hala kıldırdılar. Cuma'dan sonraki öğlen namazı. Cuma'dan sonraki öğlen namazı yok ki. Bir vakitte iki farz kılınmaz. Efendim, o gün Cuma, Zuhur, Cuma'dır. Evet. Öyle demek ki Zuhur. Cuma'dır. Cuma namazından başka iki rekattır Cuma namazı. Kutbede de mevcut olmak. Allah'ın emri bu. Cuma suresi var hakkında. Evet. Efendim. Ondan sonra Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki ben tabiindendir kendisi. Ashabın yaşlarıyla görüştüm. Onlar öyle beyan ettiler. Hazreti Peygamber evinde 4 rekat sünnet kılar gelirdi. 4 rekat da gittikten sonra evinde yine sünnet kılardı. Ben buna iştahat ediyorum. Biz de Hanefi mezhebi olarak 12 rekat kılıyoruz. Evet. Yani sünnetiyle beraber. Yani bir insan sünneti de kılmasa da, 2 rekat Cuma'nın farzını kılsa, hutbede mevcut olsa, Cuma'sı olmadı diyecek bir ulema yok. Peki, şimdi mezhebine göre de herkes namazını kılıyor. Ondan sonra, o 6 rekatı niye kıldırıyorsun? Zamanın sünnetidir, bilmem ne de ruhu ağır. Vaktin erişip de üzerinden sakıt olmayın. Ne eriştin de sakıt olmadı üzerinden. Ne sakıt olmadı. Cuma namazı bugün Allah'ın emri. Başka bir namaz yok. Hiçbir ulema yoktur ki onu. Zaten büyük fıkıh alimleri karşıdır buna. İbn-i Nüceyim öyle buyuruyor. İbn-i Nüceyim büyük fıkıh alimi. Efendim, Zuhra Hır kılan kişi bilgisiz insanlar. Ama Türkiye'de kılınmıyor. Kılınıyor. Onlar dediğince efendim, Sünen Kutlu Dağrı'nda 10. sahibede Sünen ki 6 kütüb sitelerlendir. Evet. 6 muhtefer hadis kitapları kandır. Efendim, Kutlu Dağrı'nda Zuhra Hır kılan kişi şüphesiz ki günahkardır. E şimdi, niye sokuyorsun bu milleti günaha? Şimdi efendim tabii dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Din ya inanç gibi yüce bir duygu bu toplumda ifa etmesi gereken işlerinin tam tersini yapar oldu. Yani din bir sorun olarak toplumda ortaya çıktı. Bir insanları birbirine birleştirip bir araya getirip birbirine hoşgörülü kılacağı yerde bir ayrımcılık aracı olarak ortaya çıktı bugünkü Türkiye'de. Şimdi bunun nasıl üstesinden geleceğiz? Bir siyasi televizyona karşı, telefona karşı, evet, tesettürlüsün, tesettürlü değilsin, açıksın, kapalısın, namaz kılıyorsun, kılmıyorsun. Yani şekli tarafı bir tarafa İslam'ın. Evet. O ayrı bir düzenleme. Ama bir de tabii esas ifa etmesi gereken fonksiyon var, inancın. Bu yönünü yitiriyoruz ve bu tabii son derece sakıncalı. Şimdi zaten acı tarafımız var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki, kevni hakikatlerle kafi değil. Bu iman seni nereye götürür? Bu bilgi seni nereye götürür? Ya, şimdi ilmi veraset gerekli. Akılcı bir yere kadar, ondan sonra nakil. Bakın nakil, vahilahiyle gelen, emrilahiler, Peygamber Efendimiz'e gelen, akılla ölçüye girmez. Namazı ölçebilir misin? Ölç. İşte şöyle vücut rahat eder ki, bırakın bunlar efendim. Bunlar değil, Allah'ın emridir namaz kılacağına. 5 vakit namaz emretmiş Hazreti Allah. Rahmetini orada toparlamış. İhya ediyor kullarını.
Ah, sana lazım değil, kurmuyoruz. Ne olur, kurmasın. Ama bunun hesabı sorulacak anlamı nedir? Huzur-u ilahide gün göremeyeceksin. Bak, dünyada bir fakirliğe tahammül edemiyorsun. Ebedi hayatı nasıl taşıyacaksın? Abdest yok, namaz yok, usul yok, hac yok, zekat yok, bilmem ne yok. Ama yapmayana bir şey ne dersin ki? Hayır, diyemezsin. Niye? O kendiyle Allah'ın arasındaki mevzu. Aklı vermemiş, yapmamış. Allah affetsin. Şimdi bunlara itham etmeyeceğiz insanları. Ya? Ama yapanları da alkışlayacağız. Takip edeceğiz. Gerçeği idrak etmiş, yaşıyor demektir bu. Onun için filanca şeriatçı, şeriatına dair böyle demin arz ettiğim gibi din şeriattır. Şeriatsız din olmaz ki. Peki efendim, biz din eğitimini veremedik. Doğru. Din eğitimini de vermiyoruz, veremiyoruz. İşte o tasavvuf noktası, onu anlatacağım. Bu anlamda bana tekrar tekke ve zaviyelere dönüp tekke biraz zaviyeler... açar mısınız? Yani onların fonksiyonu bence önemliydi. Akademi nitelikli kuruluşlardı bunlar. Çok önemliydi efendim de zaman zaman dejenere edildi işte. Dejenere edildi. Maalesef kimseyi suçlayamıyoruz. Yoksa Mustafa Kemal Paşa niye bakarsın tekkeleri zaviyeler? Taşınmaz hala. Ya, son zamanında efendim salı tekkesi, perşembe tekkesi falan diye sinema şeyi gibi. Hatta eşek yiyen dervişler diye bir de eseri vardı. Bilmiyorum. Ya derviş misafireten gelmişti tekkeye. Tabii merkebi var altında. Şimdi çok lazım bu eseriler de. Gelmiş, dervişlerde zaman bir şey yok, tekkeye zuhurat yok. Ne yapsınlar? Adamın eşyanı götürmüşler, satmışlar, ziyafet çekmişler. Evet. Şimdi ziyafetten sonra da alaka kurmuşlar, zikrediyorlar. Zikrederken terane yapmışlar bir ara namesi, eşek gitti, eşek gitti. Seyis gelmiş, adamı haber verecek. O da diyor eşek gitti, eşek gitti. Malumatı var diyor. Şimdi seyisi bağlamışlar, götürmüşler eşyağı. Nasıl bir şey seyis? Sonradan adam... Gidecek eşek yok ya, sen niye yaptın? Ne bileyim, sen de haberin var zannettin. Çünkü sen de onlarla beraber eşek gitti. Ne bileyim, ben o zikrin ahengi zannediyordum. Eşek gitti. Adamın eşeğe gitmiş de yani bu evet. Benzer çok espriler olmuştur. Maalesef. Evet. Yani mazmut yerler de var tabii. Allah razı olsun cümlesinden. Hepsini suçlamak. Peki verin. Şimdi mutlaka her tarikat için ki geçmişten gelen bir geleneği var. Sizin el aldığınız, icazet aldığınız evet. Şey. Şimdi o kişinin şeyh olduğu bir tasdiki filan, şusu busu bir belgesi tabii yok mu efendim? Olmaz mı efendim? Meşahitte vardı bunlar. Bunu Allah ve Resulü. Evet. Şimdi bir şeyh var. Kim nereden şeyh belli değil. Rüyada oluyor var. Rüyada adam şeyh olmaz. Rüyada peygamber olunmaz. Rüyada derviş olur insan da şeyh olmaz. Evet. Çünkü şeyh irşat mezunudur. Bunlar ezeli ervahla ilgilidir. Tacı devlet daha da aktır, başı devletli diye, başta devlet olmayınca neylesin şeyhim bana dediği gibi ezeli ervahla ilgilidir. Bu dünyada çalışmakla elde edilecek mevzu değil. Evet. Öğretmenlik gibi falan değil. Bunlar manevi akıma tabidir. İşte kullarıma ferahlık olsun diye Hazreti Allah'ın tertibi rahmetidir. Başka bir şey değil. Zulüm siz değil. Nereden şey yaptınız efendim? Sizin şeyhiniz, onun şeyhi. Şimdi efendim, fakir Maraşlı Hacı Mustafa Efendi'den Allah rahmet eylesin, müntezirin ve Büyük Şeyh Efendimiz Ali Sezai Efendi Hazretleri Maraş Fatihi. Ben belgesel tüyüğüm de vardı, orada evet. İzah ediyorum. Bu Abdülaziz 8 tane şeyhin terbiyesinde yetiştim ama şeyhin bir tane. Evet. İnsanın mensup olduğu, biat ettiği şeyhi. Sonra benim kayınpederim de, Çorumlu Hacı Mustafa Efendi, 7 tarikten icazetli şeyhtir. Evet. Oradan da ayrıca vazifem var ama benim teberrüktür oradaki gelen evet. Vazifelerim. Yani esas Maraş'tı. Evet. Maraş'tan da benim vazifem. Efendim, Kadir-i Verufa'yı olarak icazetim var. Büyük Şeyh Efendimin de Sultan Reşat tarafından verilmiş icazet namesi var. Ordunun tasdikiyle. Ordunun tasdikiyle, evet. İsmen öyle mi yapılıyor? İsmen efendim. İsmen verilen icazet namı vardır. Hem turalı böyle, üzeri turalı. Sultan Reşat tarafından. Tekke zaviye şimdi müsaade ettim. Ayin yapmaya da müsaade ettim. Şimdi bunlar
eskiden meşiyet vardı. İmtihaniyeti vardı. İmtihaniyetinden geçer. Efendim, silsile-i meratip, yani Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar gelen meşayihlerden hangisine icazet aldı, hangisine tabi? Bunlar önemli şeylerdir öyle. Yani eskiden böyle bunun da imtihanı falan vardı. Her şeyi vardı, her şeyi vardı. Peki, ben bir şey burada anlayayım, pardon. Birden çok tarikattan icazetlisiniz. Kadir-i Rıfai, Büyükşehir Efendim'in de Nakşi'den de icazeti Nakşi'den vardı. Anladım. Bana intikal etmedi orası. Evet. Bu mümkün yani birden mümkün. Çok. Mümkün. Şimdi yalnız derviş, bir dergahta dervişti. Şeyh'e geldi mi, icazet aldıktan sonra, irşada namur oldu mu, başka tarikatlara da teberrüken gelir. Maneviyatın tertibidir. Kendinin tertibi değil. Yani canım istedi, alıverdim, veriverdim falan yok. Evet. Şimdi efendim, Rıfai dergahını bildiğimiz kadarıyla Şiş, Burhan, Ateş var. Bazı, birçok insan bunun yapıldığını görür de neden yapıldığı veya neden böyle bu, ne için bu sadece gösteri olsun diye değil. Üstelik değil de şimdi geleneği öyle, geleneğine uymadı. Hayır, şimdi öyle değil de tabii akıl mantık açısından. Neden bu var efendim? Şimdi fiziğe karşı metafiziktir bu. Evet. Yani fiziki bir ölçüsü yoktur. Evet. Ne mucizelerin fiziki ölçüsü vardır, ne kerametin vardır, evet, ne burhanın vardır. Kerametin devamı burhandır. Şimdi bunlar eğer fiziki ölçülere denk gelse, zaten burhan keramet demeye gerek yok. Evet. Yani doğaldır der, geçer insan. Hayır, neden şiş, neden ateş efendim? Şimdi onu arz edeceğim. İşte siz de başlangıçta açtığınız gibi, bir rivayette öyledir. Şeyh Ahmed el-Kebir Rıfai Hazretleri, en çok Burhan Rıfai'lerdedir. Evet. Her tarikatta Burhan vardır ama çeşit çeşittir. Burhan yani mesela bir insanın İslam yaşamasında bir Burhan'dır. Burhan kelime olarak... Burhan kanıtlamak. Kanıtlamak. Evet. Allah'ın varlığını kanıtlamak. Şimdi 56 senesinde fakire şeyhlik verildiğinde manen, icazet, şiş icazeti falan da beraber tabii. İçinde otomatikman oluyor. Ben senelerce şiş burhanı yapmadım. Yapmadım ve şöyle de bir gerekçe söylüyorum. Ya şiş de bizi tanıyan tanımasın. Madem ki vazifem var, ben sahtekar değilim. Efendim, gelsinler, alsınlar vazife, istifade etsinler. Yani insan şiş sokmakla mı kendini kanıtlar? Çünkü bazı nahile de öyle verildim, alınmıyor bir daha. Kâfir de olsa alınmaz bir daha Burhan. Ya öyle mi? Tabii. Kâfir olsa sahip olurlar. Onun için suyu çıktı. Ben şimdi yaptırmıyorum arkadaşlara. Yüzlerce kişiye vazife verdim. Şiş vuruyorlar. Fakat tek mühim olursa yapıyorlar. Yoksa şimdi arkadaşlara rica ediyorum. Yapmayın diyorum. Çünkü suyunu çıkarmak. Naehil de yapıyor artık bunu. Evet. Ben şu soruyu sormak istiyorum bu noktada. Evet. 1908-1925 arası İstanbul'daki dergahlardan biri Kenan Rifai dergahı. Kenan Rifai dergahı. Allah kanıya rahmet eylesin. Benim edindiğim bilgilere göre daha çok aydın sınıfın mektup evet, olduğu evet, bir dergahmış evet, bu dergah. Ve öyle, kadına ayrı bir yer veren bir evet, dergah diye evet, yine öyle, okuduklarımdan edindiğim bilgi. Biraz bu konuya girebilir miyiz? Şimdi efendim, kadının tarikattaki yeri, Kenan Rifai dergahının örneğin bugün sizin şeyhi olduğunuz dergahla bağdaşıp bağdaşmadığı. Şimdi efendim, Allah selametlik versin yaşayanlara. Allah gani gani rahmet eylesin. Kenan Rifai Hazretleri'ne Allah şefaatine nail etsin. Büyük insan. Hatta Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz'in bizzat Mevlevilikten vazife verdiği de ifade ediliyor. Biz Kenan Rıfai Hazretleri büyük zattır. Eserini okudum. Çok müsamahalı bir insan. Yani müsamaha bilgine ileri gelir. Tabii şerif şerifin dışına çıkmamak şartıyla zamana göre içtihat yapabiliyorsa bir insan, o hakikaten maneviyete bağlı insandır. Yoksa şevkiyetten geri kalmış, tayını vurmuş hesabı
Evet. Eskileri karıştırarak bugün yaşamanın imkanı yok Ahmet sanatkarım. Zamanım geçti artık, benim de zamanım geçti sanatta. Zira benim yaptığım mobilyayı şimdi kimse evine koymaz. Siz esas mobilya ettiniz. Mobilyayım tabii. Yani her kalda şey ettik, ben minnetsiz yaşadım andımı terini sıyırarak. Sonra sporcuyum ben. Sonra teknolojiye çok hayranım. Evet, bu noktada bir şey sorayım. Genelde Türkiye'de öyle görüyoruz. Efendim spora karşılardır. Efendim çok teknolojiye muhaliftirler. Genelde böyle şey efendiler. O öyle bilinirler. Biz de onlara karşıyız, müsaade etsinler. Siz hangi sporu yaptınız? Ben Çorum formasını giydim. Öyle Çorum formasını. Sonra efendim voleybolda söz sahibiydim. Çivi, evet. Smaç diyorlar şimdi. Hı. Evet. Güzel çivi kapak dedik biz. Evet. Boyumda müsaitim 182, iyi de sıçrardım, iyi koşardım. Evet. Eskiden döne döne oynamazdık biz. Evet. Kapakçı ayrıydı efendim. Servisçi ayrı. Öyle almi falan, oranlar falan. Evet. Falan. Şimdi bir ara bilgi ne var? Ben bu kadın konusuna dönmek istiyorum. Şimdi yani, öyle, yani öyle bir efendim çivi vururdum ki ben, smaç. Çilenin altına doğru biraz havli var, yapardım. Evet. Artık o kusura atmasınlar. Elinde biraz döndürmeyince dönmez zaten aşağı doğru. Kurtarmanın imkanı yok, içeriye kaçırırdım. Çilenin öbür tarafına. Şimdi bunlar hayal oldu tabii. Şimdi merdivanı dört dikiş çıkıyor. Efendim. Eskiden 5-6 merdiven birden atlardım, öyle giderdim. Yüksek atlardım. Evet. Şimdi sırıksız, sonra eskiden biliyorsunuz öyle minder üzerine falan düşme yoktu. Sağ ayağını şeye vurup da sol ayağını sağa kaldırıp da attığın zaman elin yere değmeyeceğin faul olur. İdi. Sehpada atlamam. Ya ordu birinciliğine askerde gidiyordum da sonra fıtıktan, şeyden ameliyat oldum, apatikten. Kurtardık yakayı. Evet. O mevzuda. Yani bu dallar da var şimdi. Hoş görmezler ama efendim. Neden öyledir? Yani müzik dersiniz, müziğe muhaliftir. Yani insana keyif veren, insanın bedenini rahatlatan işte spor. Şimdi efendim Peygamber Efendimiz de müziğe karşı olmadı ki. Evet. Hatta Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz kölesini verdiğinde sordu Peygamber Efendimiz, ya Ayşe def falan bir şey çalmadınız mı? Yapsak mıydı ya Resulallah? Evet. Ölüm ateri gibi olmaz ki diyor. Nasıl yapsaydık? Siz bize geldiniz ne güzel oldu dım dım dım. Biz size geldik ne eğittik dım dım dım. Ne var bunun küfürle? Bir alakası yok. Şimdi biz dergahlarda tabii hem ritim hem de feyiz veriyor insana. Hem de tempo tutuyor. Bir nizam intizam oluyor. Çalıyor efendim. Küfrü ne icra ediyorsunuz? Küfür olur mu? Hazreti Resulü Efendimiz'e müsaade etmiyor. O düğünde bayramda etti. Canım, şimdi ehli tasavvufun düğünü bayramı da zikir meclisleridir. Zikir meclisleridir. Neyse, bunlar eskiden beri devam eden gelen ihtilaflardır ki, bunlar bir ilme isnat etmiyor. Bakın, bazı zamanın içtihadı öyleymiş. Kişi musiki dinlediği zaman nefsani duygularına kaptırır kendisini, melanete doğru sürüklendiği için. Ulema bundan men etmişler insanları. Yapmayın ya, fenalık yapıyor ama bugün değil bugün. Dünya musikiyle hatta bir zamanlar benim ecdadım hastaları musikiyle tedavi ettiler biliyorsunuz. Evet. Hala mevcut bunlar. Musiki ruhun gıdasıdır. Hazreti efendim Şeyh Sa'd İkraz-ı Hazretler öyle diyor. Musiki'den bir şey anlamayan duygusuza öğüt verme. Tabii. Duygusuz bu. Bütün mükemmenat musikidir. Allah-u Teala zaten Kur'an'da musikidir okunup. Evet. Bir şey isnat ediyor musikiye. Bir şey isnat eder. Efendim. Yani her şeye karşı çıkmayı takva vera zannetmişler. Bunu yani İslamiyet sanmışlar. Başka türlü gösterecekleri yok, ilim yok, irfaniyet yok. Ne yapsınlar? Bir şeye karşı çıkmışlar, cehalet onu kabul etmiş. Aman ya ne alim adam, bak.
Halbuki değil ya. Benim dinim geriye götüren bir din değil. Efendim şu şu icadı, şu keşfi yapan insanlar, bakıyorsunuz bunların hepsi Hristiyan, Musevi, şu birçok şey, efendim gavur icadı diye de bilinir. Maalesef, maalesef. Çok içimiz yangın bundan. Bilmiyorlar ki mucit Hazreti Allah'tır. Mucit Hazreti Allah'tır. Allah bir şeyi halketmezse insan bunu icat edemez. Sonra bugün beşeriyete hizmet. E soruyorlar bazen. Efendim Edison cennete mi gidecek, cehenneme mi? Yediği halka. Beşeriyete hizmet ettiyse Allah onu cehennemin de ateşinde yakar. Zaten İslamiyet beşere hizmet. Bugün insanlığa hizmet. Başlıca gayeti. Yoksa efendim şey gibi ne kokan ne bulaşın hesabı böyle değil canım. Hep yanlış anlıyoruz biz. Teknolojinin her şeyini... Her dalı güzeldir teknolojinin. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş. Nettiyse ezel etmiş diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Allah şefaatle nail etsin. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş. Ne ettiyse ezelde etmiş. Allah'ın her şeyi güzeldir. Her şeyi güzeldir, kendi güzel. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Peygamber Efendimiz. Şimdi her şey güzeldir. Güzellik insan içindir. Hikmet müminin kayıp malıdır. Nerede bulursa alsın. Hikmet müminin kayıp malıdır. Sizin en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyen insandır buyuruldu. Sayın Kuşçuoğlu, kadınlar neden şeyh olamıyorlar? Ben tekrardan kadın şimdi konusuna efendim, döneceğim. Bak, çünkü erkek izleyicimiz kadar kadın izleyicimiz var. Evet. Ve eminim duymak isteyecekler. Tabii. Her şey güzelse çünkü biz de çok güzeliz kadın olarak. Tabii. Şimdi kadınlar eşya, affedersiniz size eşya diye hitap etmiyorum da. Estağfurullah. Allah'ın yarattığı şey yerinde mahvoldur, kıymetlidir. Şimdi kadınlar, yaratılışın sırrı Beni Adem'dir. Yeryüzünde halifemi yaratacağım hitabı Beni Adem içindir. Adem Aleyhisselam içindir. Peygamber Efendimiz'in beyanı böyle. Adem'e lazımdır diye Hazreti Allah Adem Aleyhisselam'ın son iyasinden de kadını halketmiştir. Evet, şimdi. Teşekkür ederim. Yaratılışın sırrı Nur-u Muhammedi'dir. Efendim. Levlâke levlâk lemâ halektül eflâk buyurdu. Sen olmazsaydın Habibim eflâkı yaratmazdı. Yaratılışın sırrı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O bakımdan kadın erkeğe lazımdır affedersiniz. Ben Peygamber Efendimiz'in şeyini bahsediyorum. Lazımdır diye Adem Aleyhisselam'ın soruyasına nal kurmuştur. Teklifata tabi tutulmuştur. Erkek gibi teklifata tabidir. Namaz kılar, kadın da namaz kılar, erkek namaz kılar. Oruç tutar, kadın da tutar. Fakat kadının muayyen günleri vardır ki oruç tutamaz, namaz kılamaz. Ve Hazreti Allah da namazı iadesini dahi, kazasını dahi istemiyor kadına. Bakın, bir burada dağına göre kış. Evet. Efendim, velayet, makam velayet kadın için değildir. Kadın çok yüksek dereceler alır. Erkeğin gıddettiği derecelere nail olur. Tasavvufta da. Böyle. Bir anda 40 günde yetişir kadın derler, 40 senede erkek yetişmez. Eşitmişsinizdir bunu. Niye? Kadın zayıf yaratıldığı için. Peygamber Efendimiz öyle buyurur. Yağ kemiğine benzer, gevrektir ve biraz eğridir. Onu doğrultmaya kalkışmayı kırarsınız. Şimdi kusura bakmıyorsunuz. Hayır, dinliyorum. Ben kendi sözümde, Hazreti Resulullah Efendimiz'in sözünü söylüyorum. Şimdi kadınlar anam da kadındır. Cennet ananın ayaklar altındadır. Kadın İslamiyet'le yerini bulmuştur. Çok muhteremdir kadın. Hürmete layıktır kadın. Siz iki kişinin ahından kaçınız buydu Peygamber Efendimiz. Birisi yetim, birisi de aileniz evde. Bunlara ah ettirmeyin sakın. Bunlar masumdurlar. Eşit değil de bizden daha yüksek tarafımız var. Ama her mevzuda değil ki şu eşyayı tavana koyamazsın ki sen. Bakın erkekler gibi size meşakkat yok. Erkeklerin sakalı da ondan ötürüdür. Göğsüne güneş vurmasın diye. Siz güneşe çıkmayacaksınız ki. Çünkü evde sizin vazifeniz. Ama istisnailer var, kaideyi bozmaz mı? Şimdi bütün kadınlar sizin gibi böyle kemalatlı olamaz ki. Peki efendim, içtihatlar olarak kapandı derken kadın, İslam'da kadının yeri içtihata açık mı?
Onu anlatıyorum. Evet. Bakın, şimdi kadın velayet makamına çıkamaz, velayet imametliktir. Mesela şer'an kadından imam olmaz. Camilerde hiç gördün mü kadın imam? Yok. Niye imametlik yok? Ha, kadınlar kendi aralarında namaz kılarken içlerinde birisi imam olur. Efendim, saftan dışarı çıkmazlar, ileri çıkamazlar. O serayet yoktur. Namaz kıldırırlar fakat kerahaten caiz. Kerahat de günaha yakındır. Harama yakındır. Evet. Yani böyle bir kerahat namazı kılınmaz. Yani kadının imametli olmaz. Telefonları velayet, artık değişik yerlerde verdiğimiz telefon numarasını arayan vatandaşlarımız var. Evet. Arz ederseniz şimdi onların sorularını alalım. Tabii tabii. Nasıl olacak? Evet. Buyurun efendim. Hilafet olayı var. Evet. Benim bildiğim kadarıyla hangi tarikat olursa olsun hilafet bir tek tarikattan alınır. İkinci bir hilafete gerek var mı? Sorun bu kadar. Teşekkürler. Peki. Evet. Ben anlayamadım peki ama. Şimdi efendim tek bir tarikattan değil muhtelif tarikatlardan icazet almış olmalı. Benim bildiğim diyor tek bir tarikattan. Tek bir tarikattan da ustalarımız burada her branşta evet. Tekamül etmiş bazı belirli böyle evet. Şivalar. Efendim mesela okullarda biyoloji hocası olduğu gibi bir evet. Efendim hesap pendesi hocası evet. Falan bilmiyorum ben şimdi yeni terimleri de. Şimdi bunlar bir mektettir, okuldur ama onu eğiten, talebeleri eğiten hocalar vardır. Ayrı ayrı branşlarda yetişmiş. Yani bu anlamdadır. Bunlar makamın tertibidir. Allah-u Teala Hazretleri'nin tertibidir. Mesela Hacı Sami Efendi Hazretleri, Allah makamı cennet etsin, evet. Burada büyük çattı. Onun da evladıyım fakir. Evet. Evet. İcazet değil. Bir de sakal ve bıyığa ilişkin bir soru sordular efendim. Evet, buyurun. Sakal ve bıyığınızın kesimine ilişkin bir soru sordular. Tam duyamadığımız için şey yaptı ama. Hayır, doğru bilmiyorum neydi. Ben İslami uygun şekilde sakal bıraktım. Evet. Sünnettir çünkü. Bakın böyle bir tutamlar altından kesilir. Fazla evet. Değil. Anladım. Bıyığa geldi miydi? Bıyığın bu gül tarafı derler. Onlar evet. Açık olur. Evet. Yemek yerken falan el nezafetin minel iman. Pislik yok bizim dilimizde. Böyle bıyık yemeğin içine girecek, onu çok tutacağım falan bunlar. Tabii temizlikle ilgili değil. Tabii. Onun için gülü görünecek. Şimdi böyle fazla uzadan bıyık değil. Evet. Efendim, tamamıyla kırpan. Evet, bir hadis-i şerif vardır. Bıyıklarınızı kırpınız, sakalınızı uzatınız diye. Şimdi Pakistanlılar fazla kırparlar bıyıklarını. Evet. Bıyıklarını fazla kırparlar. Ben ustalarımın da efendim, bıraktığı gibi sakalımı da bıyığımı da bıraktım. Evet. Bir soru daha efendim. Evet. Bir evet. Soru daha. Evet, buyurun efendim. Süremiz de sona erdikleri çünkü. Evet, buyurun. Hayır. Bir bağlantı kurabiliyor mu arkadaşlarımız? Efendim arkadaşlarımız o bağlantıyı kurana kadar bu din işleri din şurasında sizin bir bizi önerileriniz oldu. Evet. Bunları. Evet. Onu da kitapçık yaptım. Evet. Kitapçık haline de getirmişsiniz. Evet. Şimdi efendim evet. Bu çok güzel bir kuruluş. Evet. Allah daim eder inşallah. Evet. Fakat yetkileri yok. Onu arz ediyorum. Ettim evet. Baştan da. Diyanet işlerine, evet, o evlat gibi değil de böyle evet. Devletimin, hükümetimin yüz göstermesini istiyorum. Evet. Selahiyetli kılsınlar onları, özellik versinler inşallah. Evet. Hatta reislerin kendileri seçsin aralarında, değil mi? Evet. Şimdi bu başkalarının tesir altında kalarak benim dinimi nasıl millete aşılayacaklar? Yapamıyorlar bunu. Yani bilgisizliklerinden değil haşa. Yapamıyorlar, evet. Şimdi efendim, mesela evet. Burada da ifade ediyorsunuz, eskiden Asr-ı Saadet'te diyorsunuz, 20 miskal altın, 200 dirhem gümüş, 40 adet küçükbaş hayvan tabii. Sahibi olan, bunlar zengin. Zengin. Sayıldı ve bugün değil. Bugün bakın 20 miskal altın 85 gram falan ediyor. Yani 1 miskal 13 milyon arpayla ölçülür. Evet. Efendim, şu kadar arpa falan
4.7 ne olacak herhalde? Evet. Miskal arpanın ağırlığı. Şimdi 20 miskal altın 85 gram falan altın ediyor ki. Evet. Bugün 85 gram altın ne yapar? Mesela bilmiyorum ne kadar. Değişiyor tabii fiyatları. 15 milyon değil. Evet. 15 milyon değil. 15 milyonda bir insan zengin olmaz. Evet. Bugün. Çünkü hacca gidecek, zekatını verecek, hayır hasadatı da yapacak, fitresini verecek, efendim, kurbanını kesecek. Ne yapsın bugün şimdi bununla? Ha, 200 dirhem gümüş deyince, 200 dirhem gümüş, 1 milyon tutmuyor bugün kirayişe göre. Evet. 1 milyon olmadık adam, zengin diyoruz. Şimdi bunlar asıl saadette, üçü de eşittir birbirine. Tabii bugün hatta 40 tane koyunu adamın 39 koyunu var. Soruyor diyor ki ben zengin miyim? 39 koyunum var. Hayır sen fakirsin diyoruz. 39 koyunun bugün 100 milyonun 120 milyonun üzerinde ona fakirsin diyoruz. 1 milyon olmadan zenginsin diyoruz. Niye iştihat olmaması bu hale getirdi? Daha tuhaftır biraz. Kızların nikahını 1001 kuruş mihri müeccel diye kılıyoruz. Niye? 1001 kuruş nedir? 10 lira bir kuruş. Şimdi kaldı mı bu piyasada? Evet. Şimdi bir şuursuzluk var burada. Hiç bir anlamı yok. Bir sorumuz daha bir var. Bir sorumuz daha var. Tabii, evet. Buyurun. Alo. Buyurun. Evet Murat Bey. Evvela iyi günler dilerim efendim. Buyurun. Sayın hocama şunu sormak istiyorum. Neden kıyafet çeşitleri var tarikatlar arasında? Kimi kahverengi, kimi fümerengi, kimi yeşil gibi şalvarlarla. Hatta yeni gençliğin, Müslüman anadan babadan doğan yeni gençliğin bu kıyafetleri gördüğü halde ürkütücü kıyafet olduğu için dinden kaçıran bir kıyafet. Neden? Bir. İkincisi, neden tek tarikat yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunu takip etmiyoruz da çeşitli tarikat, çeşitli yol dediğimiz yollarla illa gitmek mecburiyetinde miyiz? Neden hepsi bütün tarikatlar bir araya gelip bir güç elde etmiyorlar? 3. Neden tarikat şeyhleri bu birliği elde ettikten sonra bu şeriatı detaylı bir şekilde özellikle yeni gençliğe yani dini kitapları Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini olsun okumamış yeni gençliğe izah etseler ve şeriatın öyle ürkütücü, korkutucu yani ateistlerin yaptığı propaganda neticesini kırmak, ateistlerin oyununu, köşe başlarındaki ateistlerin oyununu bozmak, niye böyle bir yola gidilmiyor da çeşit çeşit tarikatlar işittiğime göre kıyamete kadar 72 tarikat veya fazlası olacakmış. Bunlara gerek var mı? Hazreti Muhammed'in yolu olan tek yol kafi değil mi? Bütün sorularım bu kadar. Teşekkürler ve iyi günler diliyorum. Teşekkürler bu. Evet. Şimdi nihayetinden arz edeyim. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunun dışına çıkan vahşi tarikat değil. Kitap, sünnet, icma, kıyas diyoruz. Edille-i şer'iye. Evet, bu. Bunun dışındaki olan tarikler vahşi tariktir. Tasvip edilmez. Nefsanidir, nefsani üretmedir. Şimdi tariklere geldi miydi? Allah-u Teala Hazretleri'nin bir lütfu ihsanıdır. Mizacına göre lütfedilmiştir. Öyle mizaclar vardır ki ateşlidir. Bunu nakşi yapamazsın. Evet. Gizli zikir yaptıramazsın, bu adam çatlar. Öyle de mülayim insanlar vardır. Bunlara da hafif celi yaptıramazsın. Rahatsız olur. Bakın Hulefai Raşid Efendilerimiz ayrı ayrı meziyete sahip kişilerdir. Allah izlerinden ayırmasın. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Ömer Faruk Osman Zinnorin, Ali El Murtaza radıyallahu anh Efendilerimiz her birisi bu yolların lideridir. Evet. Onların mizahı üzeredir zaten tarikler. Ene Medine'den Ali Vavuha bu yoldu. Ben ilim şehriyim, Ali Kapısı'dır. Şimdi Şah-ı Hülayet'tir Hazreti Ali Keremullah ve Şefendimiz ama bugün mezhebi Şia kardeşlerimiz, onun da ayrı bir problem. Hayır, İslamiyet'te Kızılbaş, Bozbaş, Alevi, Sünni diye bir mevzu yok artık zaten. Bunlar sonradan uydurma şeyler. Efendim. Mezhebi Şia, evet, mezhep olarak bahsedin. Mesela Caferi mezhep. Evet. Caferi mezhep, denir tabii. Biz mezheplerin hepsini hürmetkarız. Niye? Bazı teferruatta değişiklikler, esaslar değişmez.
Allah'ın emirleri, muhkem ayetler, müteşabih ayetler değişmez bunlar. Ama içtihada tabi mevzular vardır ki, bunlar insanların durumuna göre içtihad eden kişilere Allah'ın bir lütfu ihsanıdır. Öyle de kabuldür, öyle de kabuldür. Şimdi İmam Efendilerimiz mesela dört mezhepten bahsediyoruz. İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbeli, Maliki, Hanefi diye. Diğer 105 küsur mezhep var İslamiyet'te. Biz hepsine hürmet ediyoruz. Evet. Ehli tarih olarak. Allah kabul buyursun, Rabbim kusurlarını affetsin. Evet. Ama tabi bazı ulema diyor ki bu kitap sünnete aykırıdır bunların hareketleri. Biz bunları tasvip etmiyoruz. E onun da bir gerekçesi vardır. Niçin tasvip etmez, neden eder? Şimdi işin hakikatine eren insanlar, Allah'ın rahmetinden müteala gören insanlar ayrılık yapmazlar. Küllü tarikin vahidin. Öyledir. Bütün tarifler birdir. Evet. Öyle. Ne kadar teferruat gibi görürse de bir yerde bilecek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Topladaki değişik. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in izinde gitmek için bunlara muhtaçız. İşte şeriat-ı karra dedik. Tasavvuf, efendim, ahlak, fıkıh, ilmi kerem. Bunlar birleştiği zaman şeriattır. Şeriat deyince başka korkulacak bir şekilde değil. Yani yanlış anlatıyoruz bunları. Yanlış biliyoruz. Şeriatsız Müslüman nasıl olur? Ben kabul etmiyorum Allah'ın emirlerini. Peygamber'i de kabul etmiyorum. E nesin sen? Bir de kıyafete ilişkin bir kıyafet zamana göre giyilir. Mesela Suudi Arabistan'da giyilen kıyafet burada giyilmez. Biraz soğuklar başladı. Adamın işleri çakır çakır eder. Kutuplarda da bu şekilde giyemezsin, daha başka giyersin. Bunlar yerlerine göre değişen kıyafetlerdir. Böyle beşerin kabul etmediği korkunç şeylerden zaten biz bunlara karşıyız. Evet. Böyle şalvar giymiş, langır langır. E geçti burunmazarı süreçte, hani ne diye demiş. Şimdi bu şalvarın sırası mı? Canım alay konusu oluyorsun. Yahut tesettür etmek için ya çarşaf, çarşaf lazım değil mi? Çarşaf da tesettür şeydir ama evet. Çarşafsız da tesettür olur. Klasik olmayan insan bir mantığı yer, süpür süpür de değil. Evet. Değil mi? Hanım hanımcık başını bağla. Güzel. Bağlamayan da tahan etmez. Olur. Her koyun kendi bacağına asılır. Yani kıyafet burada şart değil. Yalnız şöyle ki namaza durulacak şekilde İslam Müslüman böyle giyer. Tesettür de ona göre ayarlar. Mesela erken edep mahalleri teşbihde şimdi kadın içinde öyledir. Bunun hinayette mecbur olmadıkça hatta çırılçıplak evet. Namazlar. Şer'an caizdir. Çırılçıplak namazlar. Ama yoksa bir şey namazdan men edilmez. Ama varken Allah-u Teala Hazretleri'nin emrine riayet edeceğiz. Tesettür hicab ayeti vardır. Zina eza olmursunuz buyuruyor Hazreti Allah. Siz zinat mahallerini kapadınız. Zina eza olmursunuz. Bunu mülak tefsir etsem ben çok zamanımda evet. Evet. Zaman efendim kusura bakmayın. Ne yazık ki süremiz sona erdi. Değerli seyircilerimiz de hep iyi pazarlar diliyoruz size de. Efendim, açık olanlarınız için. Allah razı olsun bu imkanı bize verdiğiniz çok için. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ümmet-i Muhammed'e faydalı olmuş oluruz. İnşallah çalışacağız. Zaten bizim başka bir maksadımız, vazifemiz, gayemiz yok. Evet. Ne kadar faydalı olursak o kadar bahtiyar olacağız. Allah cümlesinden razı olsun. Ayağınıza evet. Sağlık efendim. Evet. Sonra İslamiyet. Öyle birbirimizi suçlamayalım da. Nicelerini gördük ki biz küfür üzere gittiler. Sonradan utandık. Adamın halinden utandık. Nicelerinde gördük ki ehli takva vera sahibi namaz kıla kıla yıktın evimi şimdi başladın hacca gitmeye demiş lan dünyanın karısı. Evet. Namaz kılıyordun evimi yıktın şimdi hacca gittin ne halt edeceğiz dediği gibi neyse evet. Bunlar da tabii. Çok yani, teşekkür ediyoruz. Efendim, sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. İyi pazarlar değerli. İyi pazarlar efendim.